Ben Mehmet Çelen. Aşağı yukarı 35 yıldır ben bu işi yapmaktayım. 35 yıldır da bu mühitteyim. Kurban Bayramı güzel geçti. En önce sağlıklı ve mutlu şekilde kazasız belasız atlattık. Fena değildi, güzeldi. İşlerimiz iyiydi. Kesemeyenler et aldı. Kesip de küçük baş kesenler küçük başın içine parça et aldı, yağsız içine kattık. Güzel vatandaşın etini güzelce tertemiz hijyenli bir şekilde yapıp teslim ettik. Güzeldi yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok. Aynı aşağı yukarı. Fiyatlar 55, 65, 80 etine göre. Kuz eti biraz daha pahalı. Pirzola 110, 120. Efendime söyleyeyim. Etine göre kuzu kuşbaşı 100 lira. Şu an zaten sektör olarak bayramdan sonra işlerimiz olmaz. Az olur ama lokanta sektörüne hizmet veriyorsanız illaki işleriniz olur. Almancı sezonu şu an güzel. Almancı sezonu 9. aya kadar devam eder. Lokanta sektörüne hizmet veriyorsanız iş olur. Ama kesemeyen olursa onlara hizmet verirsiniz. Kesmeyen vatandaşlara et satılır ama buradaki esnaflara işte dükkanlara et satabilirsiniz ama öyle fazla aşırı iş olmaz. Bir ay, 2 ay sakin geçer. Ama 9. aya kadar olmasını bekliyoruz. Ama ne olur bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda belli olur etkilenmemiz. Şu an iyi geçti. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ister istemez herkes eti dipfrize koyuyor. 6 ay sürüyor bu süreç. Kış sezonu giriyor. Almancı gider de kış sezonu girerse o zaman sıkıntıya gireriz illaki. Bir de şöyle bir sıkıntımız oldu. İşte Covid döneminden önce her taraf açığıydı. Mesela Beyazşehir, İldem, Hürriyet, Yeşil Mahalle her taraf lebalep açık. Ama çarşıyı kimse bir Allah'ın kulu gelip de ne uğruyorsunuz demedi. Açığıydık ama iş yapamadık ki. Kimse de bizi düşünmedi. Hiçbir Allah'ın kulu da gelip de ya işte sen açtın ya burada iş yapıyor mu yapmıyor mu diye sormadı. Çarşının esnafını kimse düşünmedi. Böyle bir sıkıntımız oldu. Ama gene de masraflar çoğaldı. Ama gene de halimize çok şükür karnımız doyuyor. Yılların verdiği bir birikim var. Yılların verdiği bir müşteri sirkülasyonumuzun olduğundan dolayı ayakta durmaya çalışıyor. Yani şu anki durum büyük marketler, büyük zincir marketler iş yapıyor. Büyük zincir marketlere Covid'de yasak bile olsa marketlerde sıra var, araba sırası var. Ama buraya çarşıyı kapattı. Hiçbir iş yok. Ama kasaplar haliyle dezgahını hakim olur. Kendi sanat olduğu için gereken hijyen, gereken temizlikte genellikle mahalle kasaplarından almalarını tercih ederim. Taze olur. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Herkes etin ona göre indirir. Satışını ona göre indirir. Zaten bu ara bazı kasaplar bir ay et satmaz. Eti bulunmaz. Ama biz lokanta sektörüne hizmet ettiğimizden o yüzden bizde her zaman et bulunmaktadır. Ne diyelim? Hayırlısı. Masraflar çoğaldı. Esnafın yükü ağırlaştı. Gitgide zor duruma gidiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim.